Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugünkü videoda konfigürasyonu FortiGate üzerinde basit ama yine de hakkında çok fazla soru sorulan SSL VPN'den bahsedeceğim. Bunun konfigürasyonundan nelere dikkat etmeliyiz gibi birkaç noktaya değinerek çok uzun tutmadan anlatmaya çalışacağım. Öncelikle günümüzde yaşadığımız bir sorunu anlatarak başlayalım. WAN interface'imizin gerçek IP kullanıp kullanmadığı ile alakalı bazı sorunlar yaşıyoruz günümüzde. Şöyle ki artık ev kullanıcısı tarzı yerlerden hizmet alan ya da ISP'den kurumsal hizmet almayan ve sabit IP hizmeti almayan yerlerde ISP kendi içerisinde NAT'layarak kullanıcıya bir IP tanımlıyor. Bu nedenle kullanıcılar PPPoE tanımlasalar bile WAN interface'lerinde gerçek IP'yi göremiyorlar. Ve ISP de içeriye doğru SSL VPN portunu NAT'lamayacağı için bu tarz kullanıcılarımızın SSL VPN ayarları doğru olsa bile VPN'leri çalışmıyor, bağlanmıyor. Öncelikle buna dikkat edelim. Ya WAN interface'imiz buradaki gibi gerçek IP'yi kullanmalı ya da bir NAT arkasındaysak modemimiz önde router çalışabilir. Biz arkada modemin arkasında olabiliriz mesela. O zaman modemden içeriye doğru portlarımızı yönlendirebiliriz. Ama yine modemin bu aşamada Real IP'yi kullanabiliyor olması lazım. Aslında aynı yere geliyoruz. O nedenle Real IP'nin olup olmadığı, yani What is my IP yazdığımızda gördüğümüz IP'yi cihazlarımızda görüp görmediğimiz o nedenle önemli. Gelelim VPN tabına. SSL VPN, IPsec VPN gibi kısımlar aynı bölümde bulunuyor FortiGate'de. Ve bu VPN'lerde User Base Lisans bizde söz konusu değil. FortiGate tarafı bu tarz bağlantıları ücretsiz olarak sağlıyor. Öncelikle portal kısmına bir bakalım. Portal kısmında sizin kullandığınız cihaza bağlı olarak Full Access, Web Access vesaire gibi birkaç tane hazır şey gelebilir. Portal gelebilir. Hiç gelmiyorsa bile buradakilere zaten bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Create New diyerek kendiniz yeni bir portal oluşturabiliyorsunuz. Ve bu oluşturduğunuz portalda tünelin split haliyle mi gelmesi gerektiği ya da işte tanımlamak istediğiniz bookmarklar nelerdir? Bunların hepsini buralarda tanımlayabiliyorsunuz. O nedenle çeşitli VPN grupları oluşturup farklı bookmarklar tanımlamak, onları farklı yerlere route etmek gibi seçenekleri bu SSL VPN portalda gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz mevcut portala bir gezdirelim. Burada şunu yapmışız. Burada da önemli iki nokta var. Split tünelin enable olması, yani açık olması ya da olmaması gibi. Bu aşamada şuraya geliyoruz. Burada belirttiğimiz source IP pool bizim SSL VPN'den geldiğimizdeki IP pool'umuzu belirtiyor. Buradaki split tünelin enable ettiğimizde şurada routing adres gibi bir kısım çıkıyor bakın. Bunu kapattığımızda gidiyor. Burada enable ettiğimizde gelen routing adres kısmı bize şunu söylüyor. SSL VPN ile gelen kullanıcılarımız sadece tünele girme ihtiyacı olduğunda bize doğru gelecekler. İnternete çıkma ihtiyaçları olduğunda evlerindeki, iş yerlerindeki, artık nereden bağlanıyorlarsa oradaki interneti, kendi internetlerini kullanacaklar anlamına geliyor. Bu nedenle şunu anlıyoruz. SSL VPN ile bağlanan bir 172.30 sıfırlı bir network'e doğru trafik yaratmaya çalıştığında trafik isteği SSL VPN bağlıysa SSL VPN'e doğru gelip bizim network'ümüze ulaşacak. Eğer kapatırsak ne anlama geliyor? SSL VPN'le kullanan kullanıcı gerek lokal network erişimi olsun, gerek internet erişimi olsun, bunların hepsi için SSL VPN'le bağlandığı yere doğru gidecek anlamına geliyor. Yani haliyle bu noktada ne oluyor? Bize 100 kişi bağlanmışsa SSL VPN'le, bu 100 kişinin internet trafiği de lokaldaki yarattığı trafikte bize doğru geliyor olacak. Buradaki ayarlarımız bu şekilde. Buradaki bookmarklar peki ne işe yarıyor? Buradaki bookmarklar da şu işe yarıyor. Eğer FortiClient kullanmadan, birazdan onu da göstereceğim, SSL VPN yapabildiğimiz program, FortiClient kullanmadan web browser üzerinden kullanıcılar geliyorsa çeşitli yerlere, SAP'niz olabilir, bir FTP sunucunuz olabilir, fark etmez. Oralara doğru çeşitli bookmarklar tanımlayarak kullanıcıların bir application kullanmadan SSL VPN yapıp çeşitli noktalara erişerek çalışmalarını sağlamalarına devam ettirebiliyorsunuz. Portal kısmı bu şekilde ve dediğim gibi birden fazla birbirinden bağımsız portal oluşturabiliyorsunuz. SSL VPN settings'e geldiğimizde de genel ayarlarımızı yapıyor olacağız. Öncelikle burada dinlediği interface'ler önemli.
Bir ya da birden fazla internet hattımız olabilir. Fark etmez. Bir tane olması yeterli bağlantı için. Bu noktada biz internet interfeyimizi burada vermişiz. Port 15 olarak ve gerçek IP'lerimiz içerisinde. Burada da portu yine görüyoruz. Varsayılan da bu port cihazınızı yeni kurduğunuzda bu şekilde geliyor. Ve bu şekilde geldiğinde size bir uyarı da veriyor altta. Çünkü cihaza bağlantı portunuz da yine 443 geliyor varsayılan da. Bunu sistem settings altından değiştirebiliyorsunuz. Çakışmaması gerekiyor. Bu nedenle genelde SSL VPN portunu 10443 olarak değiştiriyoruz. Ya da siz bundan çok bağımsız bir port haline getirebilirsiniz bu portu. Devam ediyoruz aşağı doğru. Allow Access kısmı var mesela erişim kısmında. İşte bu işi limitle, şunlar bunlar gelebilsin gibi çeşitli gruplar verebiliyorsunuz. Ya da Allow Access Any Host derseniz, yani herhangi bir yerden, herhangi bir client SSL VPN ile bağlandığında içeriye doğru geliyor olacak. Ben basit tasarımı gösterdiğim için bazı yerlerde çok detaya girmiyor olacağım tabii. Sertifikalı bağlantı istiyorsanız yine burada karşılıklı client tarafında ve sizin tarafta ortak bir sertifikanın bulunuyor olması gerekecek. Aşağı doğru devam edelim. Address range kısmı yine burada önemli. Automatically assigned address isterseniz burada FortiGate üzerindeki varsayılan SSL VPN subnetini kullanıyor olacaksınız. Eğer custom IP range derseniz sizin tanımlamak istediğiniz bir SSL range varsa, SSL'den gelen kullanıcıların bu range'den IP alsın gibi bir isteğiniz varsa bu bölümü kullanabilirsiniz. DNS kısmı yine specify derseniz özel DNS'ler verebiliyorsunuz ya da system client system same as client system DNS derseniz sisteminizde kullanılan DNS'ler SSL VPN kullanıcılarına da IP verilirken gönderiliyor olacak. En son kısım yine bağlantılarda hatalar alabildiğimiz ya da atanmaya unutulan kısımlardan biri. Burada çeşitli user gruplarınız olmalı ve bu user grupları içerisinde çeşitli portallar atamalısınız. Aksi takdirde FortiClient ile gelirken burada kullanıcılarınız hata alabiliyor. Oranın sorunu da buradaki user ya da user gruplarının atanmasının unutulması, assign edilmesi unutuluyor. Gelelim bu kısım bu kadar. Bu kısmı oluşturduktan sonra split tüneli açıp açmamanıza bağlı olarak policy çeşitleri var. Orada da şunu yapıyor olacağız. Biz burada split tüneli açtığımız için sadece lokale doğru bir trafik yaratacağız. Bakalım SSL VPN trafiğimiz neredeymiş? Şöyle arattığımızda. Evet, SSL VPN'den VLAN 100'e doğru mesela ya da SSL VPN'den. Şimdi biz orada 172'li 30'lu subnet'i çok geniş vermişiz. Çünkü diğer VLAN'larım da benim test VLAN'larım bu şekilde devam ediyor. O nedenle o subnet bayağı geniş bir subnet oluyor. Burada VLAN 100, 200 vesaire hepsini kapsıyor oluyor. Gördüğünüz gibi bunun gibi ulaşmak istediği network'e doğru not disable olacak şekilde bir policy yazmanız gerekecek. Ve bu policy içerisinde de şöyle içerisine girerek gösterelim. SSL VPN source range'imizi ulaşmak ya da buraya gelmek isteyen kullanıcı gruplarında LDAP olsun, lokal user'lar olsun, bunların hepsini burada ya da radius user'lar olsun bir şekilde bu grupları buraya vermemiz gerekiyor. Destination olarak da gitmek istediğimiz network'ü buraya tanımlıyoruz. Yine NAT'lamaya gerek olmadığı için, çünkü internete çıkışa da herhangi bir farklı şeye erişim olmayacak, NAT ihtiyacı olmadığı için NAT disable şekilde içeriye eriştiriyoruz. Burada bu şeyleri açabilirsiniz. Trafik detaylarını açabilirsiniz. Bu isteğe bağlı bir durum. Onun dışında çok dikkat edilecek başka bir nokta yok. Policy'nin genel hattı incoming interface'in doğru olması, outgoing interface'in doğru olması ile devam ediyor. Son olarak gelelim nasıl bağlanacağız? Şöyle bağlanacağız. FortiClient'tan da biraz bahsedelim. FortiClient bizim ücretsiz SSL VPN yapabildiğimiz bir uygulama. Bendeki Enterprise Management Server özelliklerini de barındırıyor. EMS'den gelen Endpoint Security özelliklerini de barındırıyor. Eğer sizde bu uygulama yoksa FortiClient.com'a giderek orada sadece SSL VPN yapabileceğiniz
Exe dosyasını ya da online installer dosyasını indirebiliyorsunuz. Download kısmına gidelim şöyle sayfadan. Bakın burada çeşitli setup dosyaları var. Bu setup dosyaları değişik özellikleri de barındırıyor. Buraya dikkat etmek gerek. Bu nedenle burada bazen bir yanılma olabiliyor. Kullanıcı buradaki IMS özelliği, yani endpoint özelliği de barındıran setup'ı indirip birkaç gün sonra remote access yapamıyorum diyebiliyor. Çünkü buradakiler demo görüntüler, demo yükleme işlemleri. O nedenle biz bu sayfanın aşağı kısmına gelip sadece FortiClient VPN yazan setup'ı indirmeliyiz. Çünkü bu setup sadece IPsec VPN, SSL VPN gibi base işlemleri yapıyor. Bu nedenle herhangi bir lisans istemiyor. Bunu Windows, iOS, Android, Mac, artık ne varsa elimizde, ona istinaden ilgili setup'ı buradan indirerek kurabiliriz. Ben de yine dediğim gibi kurulmuş hali var. Remote Access kısmı geliyor olacak. Remote Access kısmına da şu sağ üstten Add New Connection diyerek işlemimize başlıyoruz. Ben SSL VPN kullanacağım için SSL VPN'in seçili olması gerekiyor. Bir tane name tanımlayalım. Örnek bağlantı diyelim. Description yine isteğe bağlı. Remote Gateway'imiz, yani uzakta bağlanmak istediğimiz yerin Real IP'si gerekiyor bize. Hemen onu da yazalım. Customize port önemli. Ne demiştik? Orada default HTTPS portunu değiştirelim. Çünkü sistemle çakışmasın. Daha önce kullanılmayan farklı bir port olsun demiştik. Bizim örneklerimizde genelde 1443 olarak devam ediyor. Herhangi bir sertifika vesaire bulunmadığı için ekstra bir şey değiştirmiyorum burada. Ve save diyerek ana menüye düşüyorum tekrar. Bakın örnek bağlantı ve diğer bağlantılarım geldi. Örnek bağlantıyı seçiyorum. Daha önceden oluşturmuş olduğum kullanıcılarım var. Onları da şöyle görelim. Firewall üstünde lokal kullanıcılar oluşturabiliyorsunuz. Ya da LDAP üzerinden çeşitli user'lar çekebiliyorsunuz. Bu tamamen sizin network'ünüze ve çalışma sisteminize bağlı olarak değişiyor. Burada bizim lokal kullanıcılarımız var. Ve bu oluşturduğum lokal kullanıcımı burada bir user grup içerisine atıyorum. SSL VPN gibi bir grubun içerisinde. Onu da şurada görüyorum yine VPN'de. VPN settings'e geldiğimde ben SSL grup olarak full access yetkisine sahibim ve bu şekilde birazdan bağlantı yapacağım. Kullanıcımı yazıyorum. Şifremi yazıyorum ve connect diyelim. Devamında bağlantım %98'e geldiğinde biraz bekletebiliyor FortiClient. Buradan sonra sağ altta FortiClient'ımın bağlandığını görüyor olacağım. Ve split tünel enable olduğu için, bakın bağlantı bilgisi geldi. Split tünelin bağlı olduğu için ben sadece lokal trafik yapmaya kalktığımda karşı tarafa FortiGate'e doğru gideceğim. Bağlandığımızda da şöyle bir görüntü görüyoruz remote access kısmında. Bağlantının ismi, aldığımız IP, username'imiz, ne kadar süredir bağlıyız, receive ve send byte'larımız gibi detayları görüyoruz. Son olarak bağlanan user'ları nereden takip edeceğiz FortiGate'de onu görelim. Eğer eski versiyonları kullanıyorsanız monitör altında olması gerekecek. Ama yeni versiyonlarda dashboard altında user and device'e gelirseniz burada firewall users diye bir alan göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda bu alan, bu bölüm genişleyecek. Birden fazla user bölümü görebilirsiniz. Şurada firewall'a tıkladığınızda SSL VPN'le gelen kullanıcıları bakın buradaki gibi görüyor olacaksınız. Bağlanan kullanıcılarınızı da buradan takip edip varsa bir problem sağ tıklayıp deotantike edebilirsiniz. Genel hatlarıyla bir SSL VPN bağlantısını anlatmaya çalıştım. Çok detaya girmeden. Config'i basit. Dediğim gibi Real IP kısmına dikkat etmek gerekiyor. Ya da NAT arkasındaysa bazı teknik noktalara dikkat etmek gerekiyor. Ama onun dışında VPN config'ini yapıp bağlanmakta bu kadar basit bir konfigürasyona sahip. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.